atmosferin katmanları. ÖSYM'nin üzerinde durduğu ve sevdiği konulardan bir tanesi ve önemli bir konu. Bakın daha önce çıkan bir soru ise hatırlatayım. Burada biz atmosferi çevreleyen gazların oranlarına baktığımızda azot %78, oksijen %21, asal gazlar da %1. Bakın size bu tarzda soru gelecek. Aşağıdaki gazların hangisinde oran değişmez diye soru gelebilir. Oran değişmeyen gazlarımız hangisi? Azot, oksijen ve asal gazlar. Bunların tabii ki miktarını bilmemiz gerekiyor. Mesela yaz aylarında Kütahya'da buharlaşma olanı daha fazla olabilir. Neden? Hava sıcak, sular buharlaşabilir ama kış aylarına baktığımızda özellikle sular buharlaşmayacağı için su miktarı ne yapabilir? Yere ve zamana göre değişebilir. Zannediyorum burayı anladık değil mi? Jet rüzgarlarının özelliği şudur gençler, unutmayalım. Jet rüzgarları nereden nereye eser daima? Dünya nereden nereye dönüyordu? Batıdan doğuya doğru dönüyordu değil mi dünyamız? İşte jet rüzgarlarımız da her zaman nereden nereye esiyor gençler? Batıdan doğuya doğru eserler. Bakın jet rüzgarları nereden nereye esti? Batıdan doğuya doğru gitti. Bir daha tekrar edelim. Özellikle dünyada, dünyayı çepeçevre saran gazların 5 katmandan oluşmasının temel sebebi neymiş? Gazların fiziksel ve kimyasal yapısının farklı olmasıymış değil mi? Bakın yerden yükseklere çıktıkça her 200 metrede sıcaklık ne oluyor gençler? -1 yazacağız şu şekilde. -1 derece ne yapıyor? Azalıyor. Güneşten gelen zararlı ışınlara biz ne diyoruz? Ultraviyole ışınlar diyoruz değil mi? Ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları bünyesinde emerek ne yapar? Dünyaya daha sağlıklı ışınların geçmesine sebep olur. Gazların iyonlarına ayrıldığı katman neresi? Burası. Bazı kaynaklarda dikkat edersiniz. Hatta size termosfer demez, iyonosfer der değil mi? Bakın bunu unutmayalım. Burada özellikle biz bu katmana ne diyoruz? İyonosfer katmanı diyoruz. Gençler bugün malum atmosfer olaylarını işlemiş olduk. Atmosferin katmanlarını işledik. Gazların özelliklerinden bahsettik değil mi? Özellikle dikkat etmemiz gereken yerlere değindik.